Günaydın değerli izleyenler. Yeni günden günaydın diyoruz. Sesimizin ulaştığı her nokta 29 Ocak gösteriyor takvim yaprakları ve bizler yeni günden günaydın diyoruz. Ve bu salı sabahından dışarıdaki havayı söylemeyeceğim. Çünkü tam tersi oluyor program bitinceye kadar. Güneşli bir hava var ancak kısmet bakalım yayın bittiğinde nasıl bir hava bulacağız. Çünkü dün güneşli dedik, hava tadını çıkarın güneşin dedik. Yayından bir çıktık, dışarıda yağmur var. Burada biz yayınımıza devam ederken arkadaşlar bizi uyardı. Dedi ki dışarıya bak, bir baktım yağmur yağıyor. O yüzden bugün güneşli bir hava olduğunu gözlemliyorum. Ancak siz yine de evden çıkmadan dışarıya bakın. Benim hava tahmin raporlarıma itibar etmeyin. Kahraman yazıyor bana. Aha güneşli dedi. Kar yağacak. Doğrudur. Yağabilir. O bahtsız bedevi işini bilirsin sevgili kahraman. Ve devam edelim. Mesajlar yayına girmeden önce gelmeye başladı. Tüm bölgelerden, tüm yerlerden ve bizler de herkese sesimizin ulaştığı tüm noktalara teşekkür ediyoruz. Ve tüm mesajları da okuyacağız. Yayınımız çerçevesinde gelen mesajları sizler de durum raporu bildirin bize izleyicilerimiz. Onlara da seve seve yer verelim bu ekranlardan. Yine Yeni Bakış Web TV ekranlarında dolu bir yayın akışı var bugün. Dop dolu bir programımız olacak. Program akışımız olacak. Ve biz gazete manşetleriyle başlayalım. Çünkü gerçekten de yoğun bir gazete manşet haber trafiğimiz sizlerle birlikte olacak. Bir Yeni Bakış bugün birileri düğmeye bastı başlığını kullanmış. Şehir Plancılar Odası Başkanı Mertel Refikoğlu'nun Anıtlar Yüksek Kurulu'ndaki görevine son verildi. Belediye başkanlarından oluşan yönetim kurulunun aldığı kararla görevine son verilen Refikoğlu, kararı tesadüfen üçüncü bir şahıstan öğrendi. Refikoğlu kararı belli ki büyük belediye başkanları rahatsız oldu şeklinde değerlendirdi. Şehir Plancılar Odası Başkanı Mertel Refikoğlu 4 yıldan fazla bir süredir Eski Eserler Dairesi'ne bağlı Anıtlar Yüksek Kurulu'nun Belediyeler Birliği temsilcisi olarak görev aldığını ifade ederek görevine son verildiğini, yönetim kurulunun almış olduğu bu kararı dün tesadüfen öğrendiğini söyledi. Refikoğlu Belediyeler Birliği'nin aradığını ve kararın doğru olduğunun kendisine söylendiğini, nedenini sorması üzerine ise yanıt alamadığını kaydetti. Refikoğlu görev yaptığı süre boyunca çok fazla usulsüzlükle mücadele ettiğini belirterek belli ki bazı büyük belediye başkanları ve bazı rant çevreleri rahatsız oldu dedi. Refikoğlu geçtiğimiz hafta içinde Anıtlar Yüksek Kurulu toplantısına Lefkoşa Türk Belediyesi'ndeki bir görevlinin katılarak Lefkoşa Sur içinde bulunan birinci derece tarihi bir binanın yıkılması için onay istediğini belirtti. Refikoğlu bu karara kendisinin ret oyu verdiğini, Anıtlar Yüksek Kurulu'nun belediyelerin ve devletin görevinin tarihi binaları yıkmak değil, korumak olduğunu ifade ederek, "Tahminim Başkan Harmancı memnun kalmadı, bir hafta sonra beni görevden aldı ve kendi çalışanını görevlendirdi. Lefkoşa Türk Belediyesi yerime temsilci atadığına göre bir sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum." diye konuştu. Ayrıntılar iç sayfalarda Deniz Abidi'nin kaleminden değerli izleyenler Yeni Bakış gazetesinde böyle bir haber başlığıydı. Bugün kullanılan değerli izleyenlerimiz hemen bölgelere bir mesajımızı yazalım ki gelişmeleri alalım. Evet ve diğer haber spotları sürmanşet başlığı Yeni Bakış'ın insan canının hiçbir kıymeti yok. Vatandaş iş kazalarının ana nedenini denetimsizlik ve ucuz iş gücüne bağladı. Vatandaş röportajları Süreyya Özdemir'den. Ve çözüm ancak ortak akılla şekillenebilir. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı eldeki geçerli seçeneğin geçmiş mutabakatlara bağlı kalarak BM parametrelerinde federal bir yapılanma olduğu açıktır demiş açıklamasında. Ve Yeni Boğaziçi köyünde baldızı Bahar Doratlı'nın evinden 8 adet boş çek yaprağı sirkat ederek sahteleyen
75.618 TL parayı sahtekarlıkla temin eden sanık Ahmet Kahraman hakkındaki karar açıklandı. 14 ay yatacak. Ve Mausa'da Petek Pastanesi'nde sevkiyatçı olarak çalıştığı dönemde Petek Pastanesi'ne ait çok sayıda gıda, şarküteri ve demirbaş sirkat eden sanık Kamil Erdoğan Gençtürk hakkındaki karar dün açıklandı. 20 aya çarptırıldı. Mausa'da 2018 yılı Ağustos ayı içerisinde narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekipleri tarafından tasarrufunda 1 adet tabanca ve 8 adet canlı mermi ile yakalanan sanık Ömer Ocak hakkındaki karar açıklandı. 14 ay hapis yatacak. Ve kılını kıpırdatan yok demişim muhtar Derviş Dizliklioğlu, Taşkın Köyü'nün en büyük sorununun kaldırım ve derelerin temizlenmemesi olduğunu belirtti. Ve Suriç'in bölgesindeki altyapı sorunu bitmek bilmiyor. Reşadiye sokaktaki oğluktan akan pis suyun taşması vatandaşın tepkisine neden oldu. Ayrıntılar iç sayfalarda. Melin Dobra'nın kaleminden değerli izleyenler Yeni Bakış'ta. Hemen iç sayfalarına bakalım Yeni Bakış'ın. İkinci ve üçüncü sayfa mahkeme haberlerine ayrılmış Yeni Bakış'ta ve 5000 TL'ye serbest Yeni Boğaziçi Köyü'nde faaliyet gösteren Ayşe Miroğullar Eczanesi işimi iş yerine girerek çok sayıda ilaç sirkat eden Canlı Necat Karaşahin dün yeniden Mausa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı. Evet. Ve olay derinlemesine inceleniyor. Lefkoşa'da meydana gelen cinsel tecavüz meselesiyle ilgili olarak tutuklu bulunan sanık Mürsel Aydın aleyhindeki şikayeti geri çekmesi için müşteki EG'ye baskı uyguladıkları ve yalan beyanda bulunmaya zorladıkları gerekçesiyle tutuklanan sanığın babası ve kardeşi de dün mahkemeye çıkarıldı. Telefon görüşmesi ve kayıtları incelendi. Ve tabanca değil, çakmak Lefkoşa'da dere boyunda faaliyet gösteren bir eğlence mekanında kavgaya karışan ve tasarruflarında tabanca olduğu ileri sürülen zanlıların tasarruflarındaki aletin silah şeklinde bir çakmak olduğu anlaşıldı. Ve 14 ay hapis cezasına mahkum edildi. Mausa'da 2018 yılı Ağustos ayı içerisinde narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekipleri tarafından tasarrufunda 1 adet tabanca ve 8 adet canlı mermi ile yakalanan sanık Ömer Ocak hakkındaki karar açıklandı. Değerli izleyenler, 14 ay hapis ve 20 aya çarptırıldı Mausa'da Petek Pastanesi'nde sevkiyatçı olarak çalıştığı dönemde Petek Pastanesi'ne ait çok sayıda gıda, şarküteri ve demirbaş sirkat eden, ben de konuşacağım bugün, sanık Kamil Erdoğan Gençtürk hakkındaki karar açıklandı. 20 ay hapis cezası. Anne ve kızı teminata bağlandı. Hatırlayacaksınız, dün de paylaşmıştık bu haberi. Lefkoşa'da kendilerine laf atıldığı gerekçesiyle şikayeti için gittikleri Lefkoşa Adli Şube'de uygunsuz tavır ve harekette bulunup görevli polisleri darp eden zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı. Ve 14 ay yatacak Yeni Boğaziçi Köyü'nde baldızı Bahar Doratlı'nın evinden 8 adet boş çek yaprağı sirkat ederek sahteleyen ve 75.618 TL parayı sahtekarlıkla temin eden sanık Ahmet Kahraman hakkındaki karar açıklandı. Ve iki kişi de kanunsuz bölgede avlanmış. Değerli izleyenler, İskele Ardahan anayolunda av tüfekleriyle kanunsuz bölgede avlanmaya gitmiş 53 ve 51 yaşındaki iki kişi.
Suriye içindeki altyapı sorunu bitmek bilmiyor. Reşadiye sokaktaki oluktan akan pis suyun taşması bölgelileri çileden çıkardı. Ve 72 kaza, 19 yaralı haftalık trafik raporu. Ve Aydın Hanım'ın hayati tehlikesi devam ediyor. Değerli izleyenler, Aydın Denktaş'ın sağlık durumunda değişiklik yok. Acil şifalar diliyoruz Aydın Denktaş'a da. Birinci Cumhurbaşkanı Denktaş'ın eşi Aydın Hanım ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın annesi. Doktor Öztekiner hayatını kaybetti. Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin eski başhekimlerinden Doktor Öztekiner 78 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze önce 10.30'da Burhan Nalbantoğlu'na gelecek. Orada bir tören düzenlenecek. Törenin ardından İsmail Safa Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Erenköy gazisi olan Öztekiner için askeri tören düzenlenecek. Sadece bir doktor ya da bir mücahit değildi Öztekiner. İyi bir de müzisyen, müzik insanıydı, iyi bir besteciydi. Onun birbirinden güzel besteleri var hala dillerde. Hala söylenen, o yüzden bir sanatçı değerimizi de kaybetmiş oluyoruz. Köşe yazarlarımız ne yazmış? Ali Tekman, halkımızın iradesini temsil eden Cumhurbaşkanımızın yanında olmayan bir iktidar söz konusu demiş. Çiğdem Dürüst, karayollarımı Kıptek mi? Ertaç Azer, Ramta ve Aşk 1 demiş. Yeni bir dizi başlatmış Ertaç Azer. Ben Çavuşoğlu'nun ardından demişim. Kazım Denizci, ayağa kalk Kıbrıs'ı demiş. Derviş Gezer, Özyiğit gibi eğitim bakanı olmak demiş köşesinde. Kıbrıs gazetesi, münhal sınavlarına katılanlar dökülüyor. Resmi kabz memurluğu ve mukayyetlik dairesine kadrolu personel alımı için açılan münhal sınavına katılan 21 kişiden kimsenin sınavı geçememesi ülkemizdeki eğitim sisteminin sorgulanmasına neden oldu. Yeniden münhal açmak için girişim başlatıldı değerli izleyenler. 54 kişi başvurdu, 21'i sınava katıldı ancak hiç kimse 60 puanını alamadı. Bu da işin ayrı bir boyutu ve sorun eğitim sistemi mi diye de sormuş yetkililer. Eğitim sisteminde genel kültür eksikliği var. YÖDAK Başkan Yardımcısı Mehmet Asgüler, resmi kabz memurluğu ve mukayyetlik dairesinin açtığı sınava katılan 21 kişinin arasında lisans ve yüksek lisans mezunu kişilerinde olduğunu belirterek, bu başarısızlığın eğitim sisteminin genel kültüre yönelik olan eksikliğini gözler önüne serdiğini söyledi. Evet, yani böylesine bir ülkede yaşıyoruz. Ezbere dayalı bir eğitim sistemine vurgu yaptı Şener Elcil. Çünkü gerçekten de dünyadan bir haber yaşıyoruz. Az okuyup az çalışıyoruz. Gördüklerimiz, bildiklerimiz sadece bize öğretilmek istenen sorgulamadan kaçıyoruz. Zaten yapı gereği de bize sorgulamadan yaşamayı dikte ediyor bazıları. Fazla altını karıştırma, fazla soru sorma, neden, nasıl, niçini sorma. Bunları hayat felsefesi haline getiren insanlar zaten okuduklarını araştırır, gördüklerini araştırır, dünyadan bir haber olur ve her şeyin altında bir şey arar. İşte o zaman daha bir detaylı araştırıp daha bir detaylı hareket eder insanlar. Ancak sadece kendisine sunulanı öğrenmek isterlerse de robot gibi yaşarlar, kendisine sunulanla yetinirler. Ancak öyle olunmamalı. Her şeyi sorgulayıp, her şeyi öğrenmeli, her şeyi araştırmalıyız. Bir de bu kadar yüksek bir oranda üniversite mezunu ve okuryazar oranının yüksek olduğu bir ülkede 21 kişiden 60'ın üzerinde not alan çıkmazsa ve bunların arasında master, yüksek lisans olanlar da varsa burada bir sıkıntı var demektir. Demek ki ne gazete okuyoruz, ne kitap okuyoruz, ne haberleri takip ediyoruz, ne de
gerek kendi ülkemizde gerekse yakın coğrafyamızda olanlardan bir haberiz. Sadece kulaktan duyma, yalan yanlış bilgilerle günü geçirmeye çalışıyoruz. Ayrıntılar iç sayfalarda ve tehdit ediliyoruz demiş YÖDAK Başkan Yardımcısı Hasküler ve beni ayağımdan vuracaklarmış dedi. Biz yasaları uyguluyoruz ve vicdanımız rahattır demiş ve Eğitim Bakanlığı'nın da kendilerine yardımcı olmadığını söylemiş Hasküler. Bu bir aslında ihbar niteliğinde olmalı polise, polis güçlerine değerli izleyenler. Çünkü bakın adam diyor ki böyle böyle beni ayağımdan vuracaklar. O yüzden birilerinin bu işe bir el atması gerek, birilerinin müdahale etmesi gerekli değerli izleyenler. Aksi takdirde biz daha bu olayları bu ülkede çok ve çok konuşacağız. Ve akaryakıt tüketimi bir yılda 20 bin ton arttı. Ülkemizde 2017'de uçak yakıtı hariç 291 bin ton akaryakıt tüketilirken 2018'de bu rakam 312 bin tona çıktı. Suçumuz peşkeşleri engellemek midir? Belediyeler Birliği'ni 4 yıldır Anıtlar Yüksek Kurulu'nu temsil eden Mert Refikoğlu, yönetim kurulu kararıyla görevinden alındı. Refikoğlu, sit alanlarının peşkeş çekilmesi ve birinci derece koruma altındaki tarihi binaların yıkılmasının önlenmesiyle ilgili çalışmalarımız birilerini rahatsız etti dedi. Ve otizmli gençler için eylem planı hazır. Umut Otizm Derneği Başkanı Mustafa Özerzem, otizmli bireyler konusunda yasalarımızda bazı boşluklar ile eksiklikler olduğunu belirterek otizmli bireylerin istihdam edilebilmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi. Ve bereketli yağışlar heba oldu. Yaz aylarını oldukça kurak geçiren ve tek damla suya hasret olan ülkemizde yıllardır alınmayan tedbirler yüzünden gökyüzünden gelen bereketi de denizin soğuk sularına akıttık. Göletlerin temizlenmemesi, yeni kanal ve göletler yapılmaması yüzünden yağışlar derelerden verimli topraklarla birlikte denizlere akıp gitti. Yeni düzen sataşma demiş Mevlüt Çavuşoğlu. İkircikli tutumlar görüyoruz, söylemler görüyoruz, kurnazlıklar görüyoruz. Niçin müzakere edeceğiz? Yine federal bir çözüm için mi? Dedi. Akıncı, federasyon modeli bugün de seçenek olmaktan çıkmış değildir. Hatta kanaatime göre karşılıklı kabul edilebilir en gerçekçi model olmayı sürdürmektedir dedi. Çavuşoğlu seçim hazırlıkları söylemlerde öne çıkıyor. Kıbrıs davası seçim malzemesi yapılmamalı demiş. Akıncı yaşamının hiçbir döneminde protokoldeki yerim halkın gönlündeki yerden daha değerli olmamıştır dedi. Çavuşoğlu Kıbrıs davasında tek başına kimse yön vermeye çalışmasın dedi. Akıncı cevap verdi. Biz tek adamlık rejimi olmadığını hatırlatmaya bile gerek görmüyorum dedi. Çavuşoğlu Kuzey Kıbrıs'ta bazı kişiler benim ideolojime göre federasyon en iyisidir dikte ediyor dedi. Akıncı, sanki Kıbrıs'a çözüm için birçok seçenek var da benim federasyon ısrarım yüzünden gerçekleşmiyor, dedi. Çavuşoğlu, Akıncı'nın basın toplantısında ne dediği önemli. Tüm seçenekleri konuşmaya hazırız demesi önemli, dedi. Akıncı, diğer seçeneklerin KKTC'nin bağımsız bir devlet olarak tanınması sağlanmadan gerçekleşmesi mümkün değildir, dedi. Çavuşoğlu, Kıbrıs birilerinin siyasi ideoloji veya hırslarına kurban edilmeyecek büyük bir davadır dedi. Akıncı, elbette Kıbrıs'a çözüm modelini kimse tek başına dayatmaz ama bu kural herkes için geçerlidir. Ey Çavuşoğlu dedi. Ey Çavuşoğlu'nu ben koydum ama ben öyle anladım, öyle yerleştirdim. Şeker sigorta soruşturmasında polis devrede. Usulsüz ödeme evrakları poliste demiş. Ha tabii şimdi birileri çıkıp da sorarsa sen kimsin ha derse ben de derim o zaman sen kimsin? Bu ülke benim. Anlaştık. Ortak kültürel mirasa ortak çalışma demiş. Dörtgene zaman, ortak talep, hızlı internet ve müzakerelere ön koşulsuz başlayın. CTP, TDP ve Sol Hareket gençlik örgütlerinden ortak çağrı.
Ayrıntılar yeni düzenin iç sayfalarında. Havadis, İtalya öğretmene ihtiyaç yok. Kıtöz ve Orta Öğretim Öğretmenler Sendikası'nın verilerine göre KKTC ile Türkiye arasında yıllar önce imzalanan eğitim işbirliği protokolü uyarınca 49 ilk öğretimde olmak üzere KKTC'de toplam 159 Türkiye'li öğretmen görev yapıyor. Ödenekler Euro. Ve orta eğitimden 159 öğretmen ve ihtiyaca bakan yok demiş. Ve 7 tüzük 1,5 yılda yapıldı. 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giren özel güvenlik hizmetleri yasası öngörülen 7 tüzüğün yapılmaması nedeniyle 1,5 yıldır çalıştırılamadı. Ve uzlaşmanın alternatifi kalıcı statükodur. Cumhurbaşkanı Akıncı geçici Kıbrıs özel danışman Lut'un gelişi öncesinde Kıbrıs sorununun çözümü konusunda zaman daralıyor uyarısında bulundu. Ve pencereden çöp atma. Çevre Koruma Dairesi ile Lefkoşa İstiklal İlkokulu'nun ortak projesiyle yol kavşaklarına Lefke İstiklal İlkokulu'nun yol kavşaklarına çıkan minikler büyüklere araçlarda kullanacakları çöp torbaları dağıtarak mesaj verdi. Ve bugün son yolculuğuna uğurlanacak Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin eski başhekimlerinden Doktor Öztekin Öztekiner. Afrika, Çavuşoğlu sömürge bakanı demiş. Siyasi partilerle pek çok örgütümüz aşağılanmayı hazmederken Mevlüt Çavuşoğlu'na yanıt yine Kıtöz'den geldi. Elçil, Çavuşoğlu'nun açıklamalarıyla haddini aştığını söyledi. Elçil, sömürge bakanı edasıyla siyasetten eğitime, Kıbrıs'ın doğal kaynaklarından siyasal iradeye kadar her konuda kendine konuşma hakkı gören Çavuşoğlu, gerçek niyetini gizlese de aslında Kıbrıs'ın bütününü istediklerini ortaya koydu. Ayrıntılar iç sayfalarda. Ve Çakıcı Denktaş kendini olayın dışına çekemez demiş, şeker sigortadaki yolsuzluğun üstü kapatılıyor mu? Ve Akıncı Çavuşoğlu'nun ifadesine bir gönderme daha yaptı. Tek adam kuralı herkes için geçerli demiş. Ve güneyden domuz etine izin, güneyden domuz eti ithaline ön izin alınması kaydıyla izin verilecek. Tüzük'teki bu değişiklik turizm sektöründen gelen talep üzerine yapıldı. Yeni kurallar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ve diyalog, kriz bahane, tatil şahane. Şubat tatilinde Uludağ, Kartalkaya ve Dubai rezervasyonlarında patlama yaşandı değerli izleyenler. Polis basın subaylığı açıklama yaptı az önce ve bugün mahkemelerde yine bir kadına şiddet vakası var. Ardı arkası kesilmiyor bu olayların değerli izleyenler. Ve Petek Pastanesi'nden 28 bin liralık yiyecek ve içecek çaldığı için 20 ay hapislik cezası alan Kamil Erdoğan Gençtürk, adeta yıkıldı. Yandım, yandım demiş. Ve baldız affetti, yargı acımadı. Bahar Doratlı'ya ait çekleri sahteleyen ve banka hesabından 75 bin lira çeken enişte 14 ay hapis yatacak. Ve mahkemenin kararı ağır suç. Şarjörü dolu 7.65 mm çapında tabanca ile yakalanan Ömer Ocak'a 14 ay hapislik verildi. Kıbrıs Postası, muazzam hükümet, muazzam hükümet. Elektriğe 152, harçlar 130, ekmek 128, akaryakıt 131, toplu taşıma 145, hellim 156, süt 131, sigara %10, KKTC uyruklu yüksek öğretim harcı %40, yoğurt 153, GSM 130, tüpgaz %25, damacana 135, araba servisi %43, başım döndü. Hepsini okurken böyle. Evet, ayrıntılar Kıbrıs Postası'nın iç sayfalarında. Halkın sesi, geçerli seçenek, federal yapı. Cumhurbaşkanı Akıncı Kıbrıs sorunu için son dönemde tartışma konusu olmaya başlayan çözüm şekline yönelik net mesaj verdi ve eldeki geçerli seçeneğin BM parametrelerinde federal bir yapılanma olduğunu söyledi. Kıbrıs'ta çözüm modelini kimse tek başına dayatamaz ama bu kural herkes için geçerlidir diyen Akıncı karşılıklı suçlamalara son verilmesi gerektiğini vurguladı. Ve AP Avrupa Parlamentosu seçimleri bizim temsiliyetimizi sağlamaz demiş Sibel Siber. Rum tarafının Avrupa Parlamentosu seçimlerine Kıbrıs'ı Türk aday göstermekte Kıbrıs Türk halkının temsiliyetinin sağlanacağı algısının oluşturulmaya çalışıldığını vurguladı.
ve Gönyeli'de zabıta göz açtırmıyor. Gönyeli Belediyesi ekipleri 1,5 ayda 105 iş yerinde hijyen çalışma izni kontrolü ve kapalı alanlarda sigara denetimi gerçekleştirdi. Gönyeli Belediye Başkanı Benli vatandaşlara Gönyeli'de güvenli gıda alanındasınız diyerek güvence verdi. Evet, kahraman, ne diyorsun bu işe sen de bir gönyelili olarak? Peki. Gönyeli'de yaşamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti kahraman Kart ve teşekkür etti tüm belediye ekiplerine. Star Kıbrıs, Akıncı Meclisi bilgilendirmeli. Cumhuriyet Meclisi, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarını tartıştı. Tüm siyasi partilerin üzerinde anlaştığı tek konu Akıncı'nın meclisi bilgilendirmesi talebi oldu. Ve hükümet koltuk sevdalısı demiş Çakıcı, TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, devletin ve siyasetin kontrolünde olan Şeker Sigorta'nın yönetim kurulunun her hükümet döneminde değiştiğini kaydederek Şeker Sigorta'da yaşanan yolsuzluk olayının CTP-DP ve UBP-DP dönemlerini kapsadığını iddia etti. Ve tek seçeneği federasyonmuş. Cumhurbaşkanı Akıncı eldeki geçerli seçeneğin geçmiş mutabakatlara bağlı kalarak BM parametrelerinde federal bir yapılanma olduğunu açıktır dedi. Ve 41 muhtara bina yapılıyor. İmzalar atıldı. İçişleri Bakanı Baybars açıkladı ve tütörü ağırladı. Türkistan'dan önemli ziyaret ve derelere çöp molozu yasaklandı. Ve bugün ve yarın yağmur var demiş Meteoroloji Dairesi. Ben arzımı aşmadım, onlar söyledi. Yani bugün baktığımda güneşli bir hava var ama kar var. Kar biraz sonuna bakın göresiniz. Detay. Kabul etmem demiş Akıncı'nın açıklamalarını manşetine taşımış ve Anastasiadis ile doğrudan temas, ortak akıl vurgusu yapıldı ve Lut'un pazar günü adaya gelmesi bekleniyor. BM Genel Sekreterinin geçici özel danışmanı Jane Paul Lut 3 Şubat pazar günü adaya geliyor ve Özdersay farklı fikirlerin tartışılması kimseyi rahatsız etmesin demiş. Ve İçişleri Bakanlığı muhtarlık binası için sözleşme imzaladı. Ve gençlik örgütlerinden müzakerelere başlama çağrısı. Ve Çitaslov Mehmetçik Çocuk Belediyesi kuruldu. Güzel bir uygulama. Çocukların ve gençlerin bölgede söz sahibi olması hedefinden hareketle belediye bünyesinde Çitaslov Mehmetçik Çocuk Belediyesi oluşturuldu. Vatan. Mecliste Çavuşoğlu'nun konuşmaları tartışıldı. Cumhuriyet Meclisi'nde dün TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun KKTC ziyareti sırasında yaptığı açıklamalar ve Kıbrıs sorunu ele alındı. Erhürman Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından Haziran ayında Lut'un bir formülasyonla gelirse ve tüm taraflarla garantör ülkelerinde oluruyla bir müzakere başlayacaksa bunun hangi çerçeveye başlayabileceğinin belli olduğunu belirtti. Erhürman Çavuşoğlu'nun da federal çözümü dışlayan bir tavır sergilemediğini kaydetti. Ayrıntılar iç sayfalarda. Ve Lefkoşa'da derelere çöp moloz atılması yasaklandı. Ve İçişleri Bakanlığı 41 muhtarlık binası için sözleşme imzaladı. Akıncı çözüm çok defalar ifade ettiğim gibi ancak ortak akılla şekillenebilir dedi. Ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde tüm cinsiyet eşitliği ödülleri erkeklere verildi. Şaşırdık mı? Hayır. Ve cinsiyet eşitliği ödüllerinin sadece ve sadece Araplarda erkeklere verilmesi, yani bir tür ironi, bir tür mizahi şov aslında ve orada erkek egemen bir toplumdan bahsediyoruz hala 21. yüzyılda. Ve Harmancı'dan çok özel teşekkür. Çöpe değil geri dönüşüme kampanyasında halkın büyük ilgi göstermesi üzerine Belediye Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Müthiş bir ilgi, doğru projeler insanlarımız sahipleniyor ve ilgi gösteriyor. 3 günde toplam 15.820 atık sayesinde geri dönüşüme gidecek. Harikasınız, teşekkürler dedi. Radikal. Kimin çarkına çomak soktu başlığını kullanmış.
Görevden alınmasının ardından Kıbrıs Radikal'e konuşan Mert Refikoğlu, Anıtlar Yüksek Kurulu'nda görev yaptığı 4 yıllık süre zarfında yasa tahtına doğru olan her şeye onay verirken yineledi, kimin çarkına çomak soktu. Anıtlar Yüksek Kurulu'nda bir KKTC klasiği daha yaşandı. Görevini layıkıyla yerine getiren ve tek derdi ülkemizin tarihi mirasının korunması olan Mert Refikoğlu hiçbir gerekçe gösterilmeden görevinden alındı. Soruyoruz. Refikoğlu kimin çarkına çomak soktu? Hangi kirli ellerin yaptığı işleri ortaya çıkarırken görevinden alındı? Hiçbir ücret almadan 4 yıldır görev yaptığı Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan alınıp yerine kim getirildi? Ve Akıncı karşılıklı suçlamalara son verilmeli demiş açıklamasında. Eldeki geçerli seçeneğin geçmiş mutabakatlara bağlı kalarak BM parametrelerinde federal bir yapılanma olduğu açıktır. Ve gerçek niyetleri gizleniyor demiş Çavuşoğlu. Her zaman olduğu gibi Kıbrıs konusundaki gerçek niyetlerini gizlemeye yönelik haddini aşan samimiyetsiz açıklamalarını tekrar ediyor demiş Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil. Haberatör, Çakıcı Şeker Sigorta'da dördü bir arada yeni oyun demiş TKP Yeni Güçler Genel Başkanı ve Elcil. Haddini aşan samimiyetsiz açıklamalar demiş Çavuşoğlu'nun açıklamalarına yönelik. Akıncı yeni fikirler varsa değerlendirmeye hazırız dedi ve Aydın Denktaş'ın hayati tehlikesi devam ediyor. Acil şifalar diliyoruz ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı'na Umre Örs atandı. Ömer Gür'ün emekli olmasıyla boşalan Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı görevine Umure Hanım atandı. Hayırlısı olsun diyelim. Ve Güneş, Akıncı ben yaparım olur havasında demiş Ersin Tatar. UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Kuzey Kıbrıs'a ziyareti sırasında dönüm noktası niteliğinde açıklamalar yaptığına dikkat çekti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nin Kıbrıs konusunda yeni bir karar alması zamanının geldiğini vurguladı. Haber Al Kıbrıs ile devam edelim. Çocuklar yarış atı değil başlığını kullanmış. Ancak fotoğrafa baktığımızda kolejlere giriş sınavından bahsederken yaşlı belki de benden büyük bir adam sınavda soruları cevaplıyor. Bu anladığım dıştan bitirme sınavları da olabilir. Evet. Ne diyorsun kahraman bu işe? Çocuklar yarış atı gibi. Evet. Kolej sınavları geçtiğimiz hafta sonu yapıldı demiş. Evet. Ah be kardeşim. Bu fotoğraftaki kardeşimiz çoktan kolej yaşını geçti. Ve küstahlık Yunanistan Kıbrıs Enosis demiş. Adanın kuzeyinde federasyon mu iki ayrı devlet mi tartışmaları sürerken güneyde rüzgar tam tersi yönde esmeye devam ediyor. Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde Disi milletvekili ve partinin AP adayı Eleni Stavru hiç de şaşırtmayan bir paylaşımda bulundu. Stavru Kıbrıs Avrupa Birliği'ne tam üye bağımsız egemen bir devlettir demiş. Nacak, Rumlar imamı köye sokmak istemedi. Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Denya Türklerinin köylerini ziyaretinde yaşanan Rum saldırganlığını gizledi. Köyde çok sıkı güvenlik önlemleri alınırken çok sayıda BM Barış Gücü askeriyle kadın ve erkeklerden oluşan çok sayıda Rum polis vardı. Rumlar Türk mahallesini ziyaret etmemize müsaade etmedi. Türk mahallesindeki bütün Türk evlerinin yıkıldığını ve yerlerine Rum evlerinin yapıldığını gördük. Rumlar camide ezan okuyacak olan imamı köye sokmak istemedi. Barış Gücü'nün uzun uğraşları sonucu imamın köye girişine izin verildi. Evet, Rumlar düşmanca bakıyormuş kahveden. Bu Denya Camii'sine ben de gittim. Çok küçük ve güzel bir cami. Yeni restore edilmiş, tarihi bir camiydi. Burası yıkılmıştı. Ve orada birkaç yıl önce güzel bir restorasyon yapıldı bu Denya Köyü'nde. Hatta orada bir Türk mezarlığı vardı. Orada çevrilmiş, duvarları yenilenmişti. O mezarlık içerisindeki mezar taşlarına otlar bürümüştü. Bunu dillendirip haber yaptıktan sonra temizlenmişti orası. Ve Denya güzel bir köy, çok uzak değil Lefkoşa'ya, Lefkoşa'ya yakın bir yerde. Ve Denyalılar da köylerini ziyaret etti. Gitmeyenlerse gitsin ziyaret etsin köyü değerli izleyenler. Yanılmıyorsam sağ ağırlıklı bir köy, yani Rum Kıbrıs Rumlarında sağ düşüncede olan bir köy.
O yüzden pek de sıcak değiller ama siz yine de Denya'yı bir görün derim ben. Güzel bir köy. Yeşilliğiyle güzel bir köy. Kıbrıs Maşat, GAÜ'nün tüm dünyada bilinen, tanınan ve istenilen bir üniversite demiş GAÜ. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Tatar Federasyon konusu meclise tekrar ele alınmalı. Muhacirlet bilgilerini açıkla Akile Büke demiş Kıbrıs Maşat. Hakikat, şeker sigortadaki yolsuzluk olayında cesaretli davranın demiş. Kim demiş? Çakıcı. Ve KKTC İzmir Başkonsolosluğu görevine Servet Başaran atandı. Meclis dışlanırsa tek adamlık ortaya çıkar demiş Arıklı mecliste yaptığı konuşmada ve Rum paylaşmak istemiyor demiş Ersin Tatar. Böylelikle gazetelerimizi noktaladık. Kısa bir ara, aranın ardından Türkiye gazetelerine bakacağız. Ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. E-Devlet şifreni mi unuttun? Daha önceden sisteme cep telefonunu kaydedip doğrulatmış mıydın? Yeni şifrenin cep telefonuna kısa mesajla gönderilmesini isteyebilirsin. Cep telefonu numaranızla E-Devlet şifrenizi yenilemek artık çok daha kolay. Yıldır oto tamirci olarak çalışmaktayım. Yerli halktan çalıştıracağım eleman bulmakta zorlanıyorum. Bulduğum, çalıştırdığım arkadaşlarımın sosyal haklarını yerine getirmekte güçlük çekiyorum.
yeni eleman istihdam etmekte zorlanıyorum diyorsan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ekonominin ihtiyaç duyduğu iş gücünü istihdam edecek işverenleri teşvik ediyor. Tüm iş kollarında 16-60 yaş arasında istihdam edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının sosyal güvenlik primlerine destek sağlıyor. Sen istihdam et, primini biz ödeyelim. Evinizde veya iş yerinizde 3 kilogram Tekrardan aranın ardından birlikteyiz değerli izleyenlerimiz ve bizler Türkiye gazetelerine bakacağız şimdi. Türkiye'de öne çıkan haber başlıkları neler? Merhamet ve empati eksik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı bölgesindeki Kızılay ve Kızıl Haç derneklerinin İstanbul buluşmasında konuştu. Ve Fırat'ın doğusunun çok yakında huzura, emniyete ve istiklara kavuşacağını söyledi. Ve sahte ilaca geçit yok, vatandaşlar tarihi geçmiş hakkında toplatma kararı çıkarılmış veya sahte ilaçları ilaç takip sistemiyle anında tespit edebiliyor. Ve Antarktika'ya Türk üssü kurulacak demiş Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Pak Demirli. Evet. Tablet düşecek, dikkat et demiş bir izleyicimiz. Düzelttik. Düşmeden teşekkür ederim. Dikkatlerden kaçmamış öylesine güzel izleyicilerimiz de var. Onlara da sevgilerimizi gönderiyoruz. Yürekten sevgilerimizi hem de. Şimdi yeni trend neydi? Kalpçik yaparlardı böyle. Kalpçik gönderdik buradan size. Ve cezaya rağmen sürücü gaz kesmedi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 2018 yılında toplam 4 milyar 367 milyon 571 bin TL'lik trafik cezası kesildi. Ve kamyonlara GPS freni, İstanbul Arfiyat kamyonlarına araç takip cihazları takılarak GPS ile izlemeye başlandı. Güzel. Ve Mavi Balina'yı kim durduracak? Adana'da tüfekle intihar eden 13 yaşındaki Emine Kan'ın ölümünde tüm dünyada çocukları ve gençleri talimatla intihara sürükleyen bilgisayar oyunu Mavi Balina'nın izlerine rastlandı. Emine tarafından yazılan ve Mavi Balina oyunundan gelen talimatların yer aldığı ölmeden önce yapılacaklar başlıklı bir de liste bulundu. Ciddi bir tehdit. Fenerbahçe diriliş demiş. Ligdeki tarihinin en kötü dönemini geçiren Fenerbahçe Kadıköy'de ağırladı. Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti. 6 hafta sonra galibiyetle tanışan Sarı Lacivertliler 20 puana yükseldi. Ve Başakşehir arayı açtı. Maserati'li savunma Suudi Arabistan'a uçmak için gittiği Kayseri Havaalanı'nda çantasında 3.6 kilo altın bulunan Boydak Holding'in eski yöneticisi Sami Boydak'ın ifadesi ortaya çıktı. FETÖ davasından 3 yıla mahkum olan ve dosyası istinafta olan Sami Boydak, Kayseri'de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ve kızından öğrendi, antrenör oldu. Darüşşafaka öğrencisi Ceylan Erol'su evde karşılıklı oynamak için satranç öğretti annesinin hayatını değiştirdi.
ve 4 milyon Suriyeli güvenli bölgeye demiş Erdoğan Türkiye'de. Ve karar günü Mudurnu'daki Burcal babası yapan Müflis Sarot grubun kaderi bugün belli olacak. Galip Bey'in vasiyetini Danıştay kurtardı. Eski Antalya Belediye Başkanı ve Milletvekili Galip Kahraman'ın 1968'de okul yapılması şartıyla bağışladığı arazi konut yapımı için bir şirkete satılmış. Peşkeş, orada da peşkeş. Venezuela'da muhalif lider orduya darbe çağrısında bulunurken devlet başkanı Maduro ziyaret ettiği üstteki askerlerle eğitime çıktı. Haydi bakalım. Harikulade rolüyle ödül aldı. Oyuncular Birliği ödülleri Los Angeles'ta sahiplerini buldu. Gecede Rachel Brosnahan'da The Marvelous Mrs. Maisel'daki rolüyle ödül kazanmış. Böylelikle Türkiye Gazetesi'nin öne çıkan haber başlıklarını da sizlerle paylaşmış olduk. Biz noktalıyoruz yayınımızı bugün burada. Ancak bizden ayrılmayın. İlerleyen saat dilimi içerisinde de aralıksız ve kesintisiz yayınlarımızda sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın. Ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adının tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, Adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, Adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Enerjini doğru kullan. Kullanmadığınız bilgisayarlarınızı bekleme konumunda bırakmayın. Prizden çekin. Böylece %10 oranında enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Radyo, televizyon ve buna benzer cihazlarınızın ses seviyesi duyabileceğiniz düzeyde olmalı. Ses düzeyinin düşük olmasıyla enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Bulaşık ve çamaşır makinelerinizi belirtilen kapasitenin üzerine çıkmadan çalıştırın. Böylelikle enerji tasarrufu sağlayacaksınız.
Saç kurutma işlemini mümkün olduğu kadar havluyla yapın. Saç kurutma makinesi 10 dakikada 60 wattlık bir lambanın 3 saatte tükettiği kadar elektrik tüketiyor. Elektrik süpürgenizin torbasını sık sık boşaltın. Bu işlem süpürgenizin emme gücünü yükselteceğinden hem daha çabuk temizleyecek hem de enerji tasarrufu sağlayacaktır. Günlük yaşantınızda kullandığınız enerjiyi çok daha tasarruflu kullanmak elinizde. Enerjinle mutlu ol. Elektrik Mühendisleri Odası. Alo anne. Teyze sen misin? Evet. Teyze sakinim. Annemle babam. Kan kaybından. Ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa.
Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. E-Devlet şifreni mi unuttun? Daha önceden sisteme cep telefonunu kaydedip doğrulatmış mıydın? Yeni şifrenin cep telefonuna kısa mesajla gönderilmesini isteyebilirsin. Cep telefonu numaranızla E-Devlet şifrenizi yenilemek artık çok daha kolay. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Çıraklık Okulu'nda güzellik bölümü okuyorum. Hem öğreniyorum, hem meslek sahibi oluyorum. Kendi işimi kurarak geleceğimi garanti altına almak istiyorum. Gencim, mesleğim var, işimi kurmak istiyorum diyorsan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yerel iş gücü istihdamını artırmak amacıyla genç girişimcileri teşvik ediyor. Kendi işini kurmak isteyen gençlere destek veriyor. Sen işini kur, primini biz ödeyelim. Günü ve gündemi Yeni Bakış'la yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV, sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Enerjini doğru kullan. Beyaz eşya alırken enerji verimliliğine dikkat edin. Örneğin, A sınıfı bir buzdolabı yıllık ortalama 179 Türk lirası elektrik tüketirken, A artı bir buzdolabı 156 Türk liralık, A artı artı ise sadece 73 Türk liralık elektrik tüketiyor. Tasarruf en kolay kazançtır. A artı artı ürünleri tercih et, hem sen
hem ülken kazansın. Enerjinle mutlu ol. Elektrik Mühendisleri Odası. Firmamız 92 yılından beri imalat sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu süre zarfında yaşadığımız en büyük sorunlardan biri de nitelikli yerli iş gücü bulmaktır. Nitelikli eleman bulmakta zorlanıyorum diyorsan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ekonominin ihtiyaç duyduğu meslek alanlarında nitelikli elemanların yetiştirilmesi için mesleki eğitim projelerine destek veriyor. Sen istihdam et, primini biz ödeyelim. Genç, zinde ve her şeyin farkında olmanın tadını çıkarıyorum. Hayatı öğreniyorum. Kazanmayı, kaybetmeyi. Doğayla iç içe olmayı, spor yapmayı ve arkadaşlarımla eğlenmeyi seviyorum. Dans etmeyi, güzel anlarımı paylaşmayı seviyorum. Ben hayatı seviyorum ve uyuşturucuya hayır diyorum. Evlerimizde tütün ve tütün ürünü kullanma oranı %45. Pasif içiciler de risk altında. İçmeyenleri koruyalım. Çocuklarımız için sağlıklı gelecek dumansız bir hayattır. Dumansız hayatı destekleyin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adının tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, Adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber halk için gazete. Yeni Bakış. Adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış'la yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış,
sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Enerjini doğru kullan. Ampul alırken verdiğiniz parayı düşünmeyin. Standart bir floresan 20 Türk lirası, LED bir floresansa 75 Türk lirasıdır. Ama standart floresanın ampul ömrü 10.000 saat ve 8 saat kullanıma göre tükettiği elektrik yıllık 67 Türk lirası iken, LED floresanın ampul ömrü 25.000 saat ve tükettiği elektrik yıllık 17 Türk lirasıdır. Tasarruf en kolay kazançtır. LED floresan tercih edin, tasarruf edin. Hem sen hem ülken kazansın. Enerjinle mutlu ol. Elektrik Mühendisleri Odası. Alo anne. Teyze sen misin? Evet. Teyze sakinim. Annemle babam. Kan kaybından. Günü ve gündemi Yeni Bakış'la yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Thank you.
günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adının tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Ve gündemi Yeni Bakış'la yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. ...30 yıl sigara kullandım. Rahatsız oldum, 15 gün hastanede yattım, nefes alamazdım, öksürük ve balgam. Bıraktım, 10 yıldır bıraktım, çok rahatım, çok huzurluyum. 10 yıl gençleştim, 10 yıl rahat, huzurlu yürüyüşümü yapıyorum. Rahatım, gençlere tavsiyem, sigara içmeyenler başlamasın, içenler de bırakmalarını rica ederim.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adının tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Çocuklarımızın emniyeti için trafik kurallarını öğretelim ve uygulamada onlara örnek olalım. Haydi söz vermeye. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın.
Her gün uyandığınızda güne adının tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Floransa, Rönesans'ın gerçek bir yansıması olarak beliriyor. Rönesans İtalyası'nın sanatı ve mimarisi Floransa'da adeta can bulmuştur. Özellikle şehrin geniş kadrajlı fotoğraflarında göze çarpan dev bir yapı var. Floransa Katedrali, diğer adıyla Santa Maria del Fiore Katedrali, bir diğer adıyla da Duomo, Floransa'nın simgesi haline gelmiş bir yapı. Geniş çarpıcı kubbesi ve yüksek kulesiyle ruhani bir doyum sağlayan Duomo, Floransa'nın mistik atmosferini tam anlamıyla yansıtan bir şaheser. Hem gece hem de gündüz muhteşem ve çarpıcı bir şehir Budapeşte. Kenti ikiye bölen Tuna Nehri, Budapeşte için önemli bir simge. Tuna Nehri'nin iki yakasını birleştiren köprülerle Budapeşte, özellikle gece manzarasıyla dünyanın en romantik şehirleri arasında yer alır. Buda Kalesi ve Andrassy Caddesi şehrin güzel noktalarından bazılarıdır. Cluj, büyük bir ülkenin bir mega kenti değil, küçük bir ülkenin şirin bir şehri. Şehrin güzelliğinin altında ortaçağ mimarisi ve taş yapıtlar yatıyor. Cluj, insanı zamanda geriye götürecek bir atmosfere sahip. 117 bin nüfusa sahip şehrin, orta çağdaki boyutlarının neredeyse hiç dışına taşmamış olması ilgi çekicidir. İçinden geçen, günümüzde ulaşım ve turistik amaçlı kullanılan kanalla Venedik'i andırır ve doğudaki Venedik'le denir. Deforme olmamış antik yapılarıyla ziyaretçilerine romantik ve şiirsel bir gezi vaat eder. Roma, İtalya'nın başkenti ve en kalabalık şehri olmanın çok ötesinde bir anlam ifade ediyor. İnsanı şehre adımını attığı andan itibaren kaplayan tarihsel doku, Julius Caesar'dan gladyatörlere, taht savaşlarından mimari hesaplar yapan sanatçılara kadar pek çok hayali zihinde canlandırıyor. 2000 yıldan uzun bir tarihe sahip olan Roma, Batı medeniyetinin doğduğu yer olarak kabul edilir. Kolezyum, şehrin ve dönemin simgesi olarak hala dimdik ayakta duruyor. Hollanda'nın başkenti, içinde herkes için bir şeyler barındırıyor. Dünyanın en eski borsasından Red Light bölgesine, kanaldan kafelere ve müzelere kadar pek çok turistik öğe içerir. Özellikle gece hayatıyla ilgi çeken Amsterdam, bunun yanında tarihi ve sanatsal bir dokuya da sahip. Amsterdam'da bisiklet kullanımı oldukça yaygındır. Pek çok cadde ve sokak ulaşıma kapalıdır ve toplu taşıma, bireysel ulaşıma nazaran önemli bir paya sahiptir. Okyanusun mavisi, doğanın yeşili ve kumsalların kahverengiyle dünyanın doğal yollardan en güzel şehri denilebilir Rio'ya. Yerel adıyla muhteşem şehir, huzur dolu plajları ve etrafta yükselen Sugarloaf Dağı'yla cennetten bir parça gibi. Ünlü İsa heykeli de o heybetiyle Rio'yu gölgesine almış durumda bulunuyor. Bu turistik kentte dünya standartlarındaki oteller neredeyse her mevsim doludur. Lisbon, Portekiz'in en büyük şehri olmanın yanında dünyanın da en güzel şehirlerinden biridir. Şöhretini planlı bir yapılanmaya borçlu olmayan az sayıda güzel şehirdendir. Pek çok tepenin eteklerine oturan, Tagus Nehri ile çevrelenen Lisbon, büyüleyici bir güzelliğe sahiptir. Rengarenk eski sokaklarıyla Lisbon, dünyada görülmesi gereken şehirlerden biridir.
Praga Kuleler Şehri de denir. Dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar tarihsel ve kültürel bir karışıma sahiptir. Tarihin pek çok farklı dönemine ait tarihsel kalıntılar şehirde mevcuttur. Charles Köprüsü, Prag'ın en popüler tarihi harikalarından biridir ve turistlerin uğrak mekanıdır. 2 milyon kişilik nüfusuna karşın yılda 5 milyona yakın turist çeken Prag, dünya kültürel mirasları arasında bulunan pek çok müzeye, tiyatroya ve sanat galerisine ev sahipliği yapmaktadır. Paris hakkında söylenecek şeylerin tamamı zaten bugüne kadar şiirlerle söylenmiştir. Eyfel Kulesi ile Sen Nehri ile Paris adeta güzellik pırıltıları saçmaktadır. Bir gece Eyfel'in muhteşem ışıklarını seyretmek bile şehri görmek için yeterli bir sebep. Elbette şehrin turist çeken tek noktası Eyfel değildir. Sanatın film şeridi olan Louvre Müzesi, tenis meraklılarının göz bebeği Roland Garros ile Paris, çokça farklı ilgi alanına sahip turist için çekim merkezidir. Fransız mutfağının nadide örneklerini de Paris'te tatmanız mümkün. Tek kelimeyle eşsiz bir kent Venedik. Bir peri masalından kopmuş kadar büyüleyici atmosferi bu eşsizliğinin kaynağıdır. Paris denince aklımıza nasıl Eyfel geliyorsa, Venedik deyince de aklımıza üzerinde gondollarla insanların gezdiği kanal gelir. Venedik'in sembolü haline gelmiş olan kanallar yalnızca bir ulaşım aracı değildir. Venedik'i baştan sona kaplayan o romantik kokusunu ancak gondolla bir tura çıkarak tam anlamıyla alabilirsiniz. Mimarisiyle, mutfağıyla, romantik dokusuyla şiirlerden tiyatrolara, sinemalara kadar pek çok sanat alanına damgasını vurmuştur. Bu renkli şehri dünyanın en güzel şehri olarak tanımlamak son derece adil olacaktır. Merakla kalın. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Enerjini doğru kullan. Ampul alırken verdiğiniz parayı düşünmeyin. Normal bir ampulün fiyatı 1,5, enerji tasarruflu ampulün 15, LED ampulün ise 45 Türk lirasıdır. Ama normal bir ampulün kullanım ömrü 1000 saat, enerji tasarruflu ampulün 8500 saat, LED ampulün ise 25.000 saattir. Günde 8 saat kullanıma göre bir yıllık tükettiği fatura miktarları standart ampulün 70, enerji tasarruflu ampulün 17, LED ampulün ise 14 Türk lirasıdır. Tasarruf en kolay kazançtır. LED ampulü tercih edin, tasarruf edin. Hem sen hem ülken kazansın. Enerjinle mutlu ol. Elektrik Mühendisleri Odası. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız